Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Deccal olacak arkadaşlar. Neden Deccal konusu? Deccal konusunu şundan dolayı işliyoruz. İslam aleminde daha önceki videomuzda zaten çok farklı görüş ayrılıkları olduğunu söylemiştik. Bunlardan birisi de Mehdi Aleyhisselam ile ilgili konular. Tabii ki Mehdi Aleyhisselam ile ilgili konuların içerisine otomatikman Deccal konusu da girmiş oluyor. Bu birinci önceliğimiz. İkinci önceliğimiz ise Deccal ile ilgili tehlikelere değinmeye çalışacağız. Deccal'e hazırlık yapmak için neler yapmamız gerektiğini, önceden tedbirlerimizi nasıl almamız gerektiğini sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz. İnşallah Rabbim bizleri muvaffak eyler. Öncelikle Deccal'in manevi olduğunu söyleyenlerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir gözü kör diyor. Saçları kıvırcık diyor. Çocuğu olmayacak diyor. Bunların hepsi zaten bu demektir ki zahir bir şahsiyet olacak. Bir varlık olacak. Bunu sadece buradan da anlayabiliriz. İkincisi Allah'ın adetullahında, insanların fıtratında her şey zıttıyla bilinir arkadaşlar. Siyah dediğimizde otomatikman aklımıza beyaz geliyor. Sarı dediğimizde kırmızı geliyor. İyi dediğimizde kötü geliyor. Çirkin dediğimizde güzel geliyor. Korkak dediğimizde cesur geliyor. Yani her şey zıttıyla biliniyor. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini söyleyen, işte örneğin bir bundan önceki tane videomuzda değinmiştik zaten o konuya. İbni Haldun ve onun görüşüne benzer görüşleri taşıyan kişiler de aslında sadece bu konuya dikkat etseler, her şeyin zıttıyla bilindiğini düşünseler, burada Deccal ile ilgili sahih hadisler var. Hazreti Mehdi ile ilgili de sahih hadisler var. Deccal ile ilgili hadislerin yanında bir de gerçekten Deccal'e işaret eden ayet var. Ve bu ayetle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sahih hadisi var. O ayet hangi ayet? Onu da size söyleyelim. Bakın En'am suresi 158. ayette Allah Teala buyuruyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin alametleri geldiği gün önceden iman etmemiş veya imanı kendisine bir şey kazandırmamış olan kimseye o günkü imanı fayda vermez. O günkü imanı onu kurtarmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şöyle buyuruyor. Şu üç şey gerçekleştiği zaman 1. Güneşin batıdan doğması 2. Dabbetul Arz 3. Deccal. Bu üç olay gerçekleştiği zaman o güne kadar iman etmiş olsa bile imanı ona herhangi bir şey kazandırmamıştı. İman bize ne kazandırır arkadaşlar? Öncelikle iman bize merhamet kazandırır. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. İman etmiş ama merhamet kazanmamışsa. İman etmiş ancak imanın gereği gibi. Hani bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Diyor ki ben Allah'ın ahlakıyla ahlaklandım. Siz de benim ahlakımla ahlaklanın. Eğer Kur'an'ın ahlakı kişide bulunmuyorsa Kur'an'ın ahlakıyla yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmadıysa işte o günkü diyor imanı ona fayda vermez. Onun imanı o gün onu kurtarmaz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Deccal çıkmadan önce öncelikle imanımızın, inancımızın gereği neyse onları kendi hayatımıza geçirmek zorundayız. Allah muhafaza o gün geldiği zaman, Deccal çıktığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Adem aleyhisselamın dünyaya geldiği günden Deccal'e kadar Deccal fitnesinden daha bir fitne dünya görmeyecek. O zaman o günlere hazırlıklı olabilmek için imanımızı sağlam tutmamız lazım. İmanımızı korumamız gerekiyor. Diyor ki öyle bir açlık olacak ki insanlar yemek bulamayacak, su bulamayacak. Ashab soruyor diyor ki ya Resulallah o zaman biz ne yapacağız diyor. Nasıl karnımızı doyuracağız? Nasıl susuzluğumuzu gidereceğiz? O zaman diyor müminler melekler gibi rızıklanacaklar. Melekler Allah'ı zikrederek rızıklanırlar. O zaman da diyor müminler Allah'ı zikrederek doyacaklar. Allah'ı zikrederek susuzluklarını giderecekler. Şimdi birincisi bir insanın o gün bunu akıl edebilmesi için o güne kadar zikri hayatına geçirmesi lazım. Hayatına kabul ettirmesi lazım. Gönlüne kabul ettirip kendi hayatıyla yaşaması lazım. O gün geldiğinde Allah bilir doğrusunu. Ama o güne kadar Kur'an'ın öğütlerine kulak asmayanlar o gün Allah muhafaza o fitneye kapılıp gidebilirler. Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiçbir peygamber yok ki kavmini Deccal'in fitnesiyle korkutmuş olmasın. Demek ki çok muazzam, çok büyük bir fitne çıkacak. Artık anlatılabilecek seviyede değil. Deccal'in çıkış alametlerinden birisinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diyor Medine'nin kapısından girdiğiniz zaman diyor tepesine varıncaya kadar diyor akşam olacak. Bu da demektir ki zaman çok hızlı akacak. Yani zaman kısalacak.
günler kısalacak. Zaten başka bir hadiste de, kıyametle ilgili bir hadiste de diyor ki, kıyametin alametlerinden birisi de kıyamet yaklaştığı zaman diyor, yıllar ay gibi, aylar hafta gibi, haftalar da gün gibi geçecek diyor. Şimdi baktığımız zaman gerçekten dünyada ya bana öyle geliyor ya da gerçekten günler kısalmış. Çünkü bir bakıyorum sabah olmuş, bir bakıyorum akşam olmuş. Askerdeki gibi şafak atıp duruyor. Bu günlerin kısalmasından Mehdi Aleyhisselam'ın, Deccal'in vaktinin yanaştığının işareti olarak da görülebilir. Ama bütün mesele Deccal gelmeden önce ona hazırlıklı olmak, önce imanımızın gereğini yerine getirmek, Allah'ın bize emrettiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine uygun, onun bize tavsiye ettiği gibi onun ahlakıyla ahlaklanıp o büyük fitne geldiği zaman inşallah Allah'tan ümit ederim ki imanımızı kurtarırız da Deccal'e tabi olmadan ölümse ölüm, hayatsa hayat, yaşamsa yaşam, nasibimizde ne varsa onu yaşarız. Ama Rabbim bizleri imandan etmesin. Zikrini dilimizden, muhabbetini kalbimizden eksik etmesin inşallah. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda like butonuna tıklarsanız ve bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız ve bu tarz videoları seviyorsanız da kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.